İşin tabii eğlenceli ve komik tarafı. Sanat. Bunca şey yapıyoruz. Bu bize güzel bir eğitim, öğretim oldu. Bunların hepsini aldıktan sonra bir de bakalım yeni görev olarak ne verecek. Ne oldu şimdi? Üç tane atacak para. Görevlerin güzel yanı şu aslında. Adam sana şey gösteriyor. Sol tarafta işte makineyi bile gösteriyor. Yani bu makineye git. Görseliyle her şeyi bir anlatıyor. Oyun zevkli oyunu. Ben çok sevdim. Büyük ihtimalle bu oyunun sonunu görmeye çalışacağım size. Ha, tabii her geçen bir güncelleme ile yeni bir oyun bölümü vermezlerse bize. Abi her şey çok güzel ya. Kaç tane? 5 post, 5 çaput. Öncelikle beş tane çaput yapabilmek için ve haşhaşa ihtiyacım var. Bitki kökün bir tane var. Haşhaşım yok. Hepinizle yemek yapacağım. Neydi? Post. Şuraya tekrar bakmam lazım. Böyle de şey demeye getiriyor ya. Git işte onları bul. Tam 5 çapuk 5 şey. Aç. Tamam, okum var yeterince. Kazmam vesaire. İşime yaramayanları buraya koy.
koyuyorum. 400 tane. Sen kal. Bu beni zorlayacak biraz. Çünkü tekrar aynı bölgeye gidip şey yapmam gerekiyor. Nasıl desem size. İşte kurt falan öldürüp çaput yapmam lazım. Gerekli malzemeleri bulup. Acaba 5 tane çaput yeterli oluyor mu, yoksa hem 5 çaput hem de 5 tane post mu lazım? Bak şimdi. Tamam. Daha sonrasında da işte dişçi kökü pardon. Abi olay ne ya? İşler biraz ilginçleşti. Şimdi o geyik oldu. Geyiği yakalayıp ölürse. Ben de onu öldürsem. Benim aynı anda iki tane bence bu mantıklı bir şey.
Headshot. Aldım lan. Ateş yaktım, nasıl üşüyorum ya. Açısından kötü olmuş oyun. Bize kürk lazım, oyun bize et veriyor.
Olan dedik. Pişiriyorsun. Daha sonrasında mutlusun. Azrail, ne yapıyorsun ya? Şimdi öncelikle çanta, gıda, köfteler. Kendimi.